Şimdi artık biraz yavaş yavaş toparlayacağız ama bir gündemim daha vardı, haber, onu okuyayım. İsterseniz yorumlarsınız ya da geçeriz. Hani Bu yayının başında... konuda bir şey söyleyebilir miyim? Tabii abi, tabii, buyurun, tabii. Ya ben her şeye rağmen umutlarımı korumak istiyorum. 1 Nisan'dan sonra kış değil, kara kış göreceğimizi ben de biliyorum. Hepimiz bunu hükümet kendi de biliyor. 4 sene var önünde. O 4 senenin 3 senesini kara kış yaşatacaklar. Aksi halde benzin, mazot, yağ, işte ilaç. Bunların Ecevit'in 78-79 senesindeki durumundan kötü bir Türkiye ile karşılaşırız. Net. Onu söyleyeyim bir defa. Aksini hiç düşünemiyorum bile. Onun önüne nasıl geçecekler bilmiyorum. Dövizlere ne? Bankadaki döviz hesaplarının hiçbirisi efektif döviz değil ki. Döviz karşılığı açılmış mevduat hesapları yani. Orada öyle bir para yok. Yok öyle bir para. Neyini kullanacaklar? O paraları ben sana akredit açıyorum diye sana kim hangi banka kabul edecek uluslararası bankalar bunları? O nedenle zaten orada olacak o. Ama tekrar üstüne basa basa söylüyorum. Erdoğan kötü. Çok kötü Erdoğan. Erdoğan siyasetçi kardeşim. Ama onun da bir yerde bir yolu var abi. Bir çıkmaz sokak var abi. O çıkmaz sokak geçemezse bütün ailesi de beraber perişan olur. Yapmaz. Yani Erdoğan tamam cahildir deriz, eğitimsizdir falan ama aptal da değil ya. Yani o kadar da artık o göz göre göre riskleri hiç imkan ihtimal vermiyorum. Ben 1 Nisan'dan sonra kötü bir iktisadi yönetim bekliyorum. Berbat. Ama öyle Erdoğan'ın yok. Hep çok en çok korkanlardan biriydim. Son günlerde, çok dönemlerde biraz umudum arttı. Öyle şeriat devlete gelecek falan filan. Erdoğan bunların oyunun peşinde koşuyor. Onların ağzına bir parmak bal çalıyor. Merak etmeyin şeriat devlete gelecek diye. Yok işte Milli Eğitim Bakanı çıkıp Tabii. konuşturuyor ki CHP'lileri kaşıyor. CHP'liler Tabii, bağırıyor. tabii, tabii. Ondan sonra vay köktenciler falan filan diyor. Ya, Hepsi yani çok. Evet. Erdoğan'ın yanında çok akıllı adamlar var. Bunu lütfen artık kabul edelim. CHP'de bu yok. CHP oyuna giriyor. Bir daha söyleyeyim. FETÖ'yle en çok kavga edenlerden biriydim. FETÖ olmadığı zamanlar evde. FETÖ yokken. Yani Erdoğan onlarla kol kola gezerken ben onlarla kavga ediyordum. Şimdi de 3 senedir CHP'ye diyorum. Kardeşim, öncelikle Kürt siyasi hareketinden açık açık git. Açık açık. Bütün dünyanın gözü önünde ittifak değilse bile iletişim kur ya. Konuş. Tartış onunla beraber. Ortak kararlar ver. Ortak teklifler ver. Git FETÖ lafını kullanmayın kardeşim. Ne FETÖ'sü de ya. Ekonomi bozuluyor FETÖ. Terör oluyor FETÖ. O zaman adam Amerika'da gidin alın getirin. Amerika'dan silah alırken iyisiniz. 1,5 milyar dolar F-35 paramız kuzu kuzu yatıyor iyisiniz. Biden'la görüşebilmek için sırada bekliyorsunuz iyisiniz. Ya orada bir sümüklü İTR'i mi alamıyorsunuz? Almıyorlar abi. 60'lar önüne bir tane CHP'nin FETÖ balonu. CHP FETÖ balonuyla oynarken Bartın depremi olmuştu yıllar önce. Tam zaman anlatacağım kusura bakmayın. Ayıp değil. Kırmızı nokta falan yok. Fikret Okyan diye müthiş bir gazetecimiz vardı. Ressam abimiz. Müthişti Ali bilir. Fikret abi de rahmetli Bartın depremini yazmaya gitti. Gidiyor onun harika kalemi vardı. Ben onun kalemine biraz benzerim benim kalemim. Gidiyor diyor ki ya gezdim insanlar ölmüş mölmüş. İnsanlar diyor tabii çadırlara çıkmışlar diyor. Evlere baktım evler bir oda zaten kerpiç yıkılmış insanlar ölmüşler. Bir adamla karşılaştım diyor. Sordum. Evin yaldı vallahi demiş. Nasıl kaç odan vardı? Bir oda demiş. Kaç çocuk var? Dokuz çocuk var vallahi. Dokuz çocuk bir karı bir sen bir odada mı? Evet. Nasıl yaptın sen bu çocuğu? Çocukları bu kadar çocuğu. Diğerlerinin yanında. Ya çocuk yapmak istediğimde alırdım 25 kuruşluk leblebi. Giderdim eve gece söndürürdüm ışıkları atardım leblebiler yere. Kızanlar leblebilerle kapışırken ben de yengenin işini bitirirdim. Abi attılar yere leblebileri. Biz leblebileri toplarken bizim işimiz bitti abi. İşimizi bitirdiler kusura bakmayın. Benden bu gecelik bu kadar. Peki abi, son bir şey daha söyleyeceğim. Hani yayının başında bahsettim ya, bu seçim nelere kadir diye. Gerçekten hukuku da bir şekilde, yani istediğimiz şekilde yönlendiriyoruz. Son haberde şu, hani şimdi bu aralar hani Erdoğan'la Fatih Erbakan arasında bir gerilim ya da bir sorun Ya başladı olduğu ne işte. gerilim yanda. Hayır abi, Yani şey diyeceğim. Şey diyeceğim, orada da diyorum ya, o da bir pazarlık şey anlamında, haklısın. Siyaseti bence anlamında doğru söylüyorsun da abi. bence. Şey, çok garip haber şu. Şimdi anlaşma olmadı tabii ki, ne oldu sonunda? Fatih Erbakan hakkında suç duyurusu. Haberler bu. Konu da Adnan Oktar'la nasıl bir ilişkisi var? Yani bu, o konu bu.
Fatih Erbakan'la ilgili bir anda ya bu suç duyurusunda bulunanlar da şey Osmanlı Ocakları bu arada. Osmanlı Ocakları diye bir şey var, grup var. Ya, demişler ya, ki bizim böyle dinimizi kullanan bu Atmanoğutlar gibi adamla ne ilişkin var senin? Fatih Erbakan açıkla diyorlar. Tabii Metin anlaşma olmayınca olay böyle oldu. Metin Külünk değil mi o Osmanlı Ocakları? Değil onun, abi. Ya Metin Külünk diye biliyorum ben onu. Avrupa'daki Osmanlı Ocakları'nı kuran zamanında Metin Külünk ama bugün ne kadar ilişkisi kalıp kalmadı ayrı bir tartışma konusu. Yanılabilirim. Peki bu konu hakkında yani Ali abi senin bir şeyin varsa. İstersen benim bir görüşüm var Ferit. Ben söyleyeyim sana. Yeniden Refah Partisi'nin başından beri iddialı bir şekilde söylüyorum. İstanbul, Ankara gibi büyük şehirlerde ittifak dışında kalma şansı yok. Kalırsa Adnan Oktar davasıyla ilgili öyle şeyler ortaya çıkarsa ki kendisi bile şaşırır. Onun için ayrılamıyor diyorsun. 28 Mayıs'ta da benzer bir durum olmuş. Benim söylediğim sürekli bir şey var. Türkiye'de siyasetçiler ya donundan yakalanmıştır, ya gırtlağından ya midesinden. Başka söyleyecek herhangi bir şeyim yok. Abi midede yakalama problemdir de donundan yakalanmaları hep başımıza. Donundan yakalanınca istediğin gibi kıvırıyorsun abi. Hele bir de taşaklarını yakalarlarsa abi işte o zaman daha da kötü oluyor. Donundan yakalanlar mı kötü? Kavuncu'nun babasını mıydı? Birisini şeyin babası, Kavuncu'nun babasını, Sinan Oğan'ın kayınpederini, onlara benzerleri rahmetli Deniz Büyükbaşı'nı donundan yakaladılar biliyorsunuz. Nasıl bir ülke bu ya? Vallahi nasıl bir ülke ya? Ülkemi çok seviyorum ama çok eğlenceli olduğu için seviyorum. Evet, yani iki saat oldu, uzattık. Memdu abinin uykusu gelmedi, onu söyleyelim. Gördüm bazı yazıları. Yok, ben daha Netflix'te bir şey izleyeceğim şimdi. Öyle mi? Elbette. Ben George Clooney'nin bir filmini buldum da onu izliyorum şimdi. Müthiş bir film. Hem de 1997 yapımı. Sinemalardayken seyretmemişim. Nasıl olmuş, kaçırmışım filmi. Nicole Kidman'la ikisinin filmi. Çok ilginç bir film. Onu izleyeceğim. Başlamıştım da yarım kaldım. Peki evet, abi. Ali abi alalım son şeyin. Evet. Yaklaşık 5500 kişi canlı yayında izledi. 3 kanalı da. Önce ben 3 kanaldaki tüm izleyicilere teşekkür ediyorum. Önce onu söyleyeyim. Özellikle Mustafa Arkan'a hem Zanka TV'ye katıl üyeleri hediye ettiği için hem Gerçek TV'ye. Gülşah Öztürk çok uzun süredir yoktu. Rahatsızdı. Gülşah Öztürk gördüm ki bu gece gelmiş, iyileşmiş. Kendisine tekrar teşekkür ediyorum. Buradan selamlarımı gönderiyorum aynı zamanda. Ömer Bülent Doğan katıl üyesi oldu. Ona da teşekkür ediyorum. Yani bu akşam 5500 kişi sabırla programı seyretti 3 kanalda. 3 kanaldaki yayınları beğenmelerini, abone olmalarını ve destek vermelerini rica ediyorum. Ferit, topu sana atıyorum. Programı sen yönetiyorsun, evet, benden. Sen zaten söyledin ama program sende top abi. Ali abi sende. Sen çıkacaksın. Yok top değil. Ben kapatacağım abi. Hepinize Memdu abinin kanalı, Ali abinin kanalı, bizim Zanka TV, herkese çok selamlar, saygılar. Bu saate kadar bizi 5500-6000 kişi izlediniz. Gerçekten bu konuda minnettarız. Sağ olun, sağ olun diyoruz. Hakkımız hayırlısı olsun sevgili seyirciler. Başta işte emekler olsun, işte yurttaşlar, hepimiz aslında. Sadece emekler değil ki. Hepimizin büyük sorunları var. Geçinemiyoruz ama çok güzel bir şey söyledi Memdu abi. Halk olarak uyanık olmamız lazım, bir olmamız lazım. Cambaza bak diyorlar, biz cambaza bakalım derken hop mevzu gidiyor orada, aman diyelim. Ya da, ya da yerde leblebileri toplayalım derken öbür tarafta gidiyor yani. Yani leblebiye dikkat edin. Abi leblebi toplarken başına başka bir şey de gelebilir. Yani diyorum aman ha, ey sevgili emekliler, benim yaşıtlarım, abilerim, ablalarım, kardeşlerim. Leblebileri bırakın abi, açın gözünüzü. Açın gözünüzü. Allah açsın zaten gözünüzü. Lütfen. Açın gözünüzü. Lütfen. Hepiniz kendinize iyi bakın. Hepinizi çok seviyorum ama. Hoşçakalın. Hepiniz iyi insanlarsınız. Hoşçakalın.